Merhaba arkadaşlar, laboratuvarıma hoş geldiniz. Bugün karşımda Yusuf. Merhaba. Asistanım diyebilirim. Laboratuvarda o yardım edecek. Tamam, gidelim. İlk önce güvenlik. Evet, içinde Saimi Glowstone var. Yusuf kaskı nerede? Ben yapmadım. Yusuf kaskı nerede? Ne kaskı? Orada kask falan yoktu. Al tamam. Burada var. Tamam, kaskım ver. Tamam. Oldu mu? Oldu. Çok yakışıklıyız. Hadi gidelim. Hadi çık. Lan. Oğlum kapat. Oğlum. şimdi küçük olarak yani projemizi gösterecek Yusuf. Bu küçük devremiz. Yani normalde melonları ve pumpkinleri toplamak bu kadar zor olabiliyor. Bu yüzden bunu kolaylaştırmak için buradaki sticky pistonlar var. Bunlar şu halde yukarı çıkıp aşağı iniyorlar ve kolayca melonları ve pumpkinleri kesebiliyorlar. Evet. İşte normalde bunları toplamak, hatta yani çok büyük bir farm yaptıysanız bunları tek tek elle kesmek uzun zaman aldığı için böyle bir devremiz var. Peki ya bu devre geliştiğinde ne kadar büyük olabiliyor ya da neler yapılabilir? Şimdi size bunu göstereceğim. Evet, şimdi dışarı çıktık. Yusuf'la beraber devreye doğru gidiyoruz. Oğlum güzel yapmışım lan harbiden burayı. Lock yok. Ne yazıyor lan orada? Lab yazıyor. Laboratuvar. Uf be. Evet, devrelerimiz burada. Şimdi iki tane devre var. Bu devreyi sonra göstereceğim. Şimdi bu devrede gördüğünüz üzere pistonlar, hatta şöyle göstereyim. Bir piston ve üstünde bulunan ya da işte melonun altında artık ne varsa genelde çamurun üstünde oluyor. Yani dört diyeyim artık. Bu şekilde devreyi yapıyoruz. Bunun daha uzun yapmak istiyorsanız bir basamak yukarı çıkarmanız lazım. Çünkü su yetmiyor. Su da 8 blokta bir aşağı yenilendiği için. Bu şekilde melon çiftliğimiz var. Yusuf bassana şeye. Gördüğünüz gibi pistonlar yukarı çıktığı zaman melonlar kırılıyor ve bu sayede kendi elinizle böyle rahatça hiçbir şey yapmadan sadece tek bir tuşa basarak hepsini toplayabiliyorsunuz. 2.64'lük oldu. Evet. Çok basit bir devre. Neredeyse hiçbir şey harcamanıza gerek yok. Ve bu kadar yani. Evet, bu devrede de diğerine göre daha iyi. Çünkü diğerinde kendiniz topluyorsunuz. Ve bunda şöyle bir özellik var. Yukarıda da pistonlar var. Bu pistonlar alttaki pistonlar açıldığı zaman melonlar başka bir yere gitmesin diye ortada topluyor. Bunun için gitmenize gerek yok. Çalıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ortaya geliyorlar. Evet, Yusuf devreyi kapattığı için gelmiyorlar artık. Evet. Bana burada yukarıda bunu böyle açık tutuyorsunuz. Gitti. Bunların hepsi tek burada olduğu için ve hepsi buraya geliyor. Buradan topluyorsunuz. Bunun altına yine olduğu gibi neydi lan, hopper falan filan ekleyerek yapabilirsiniz. Evet. Çok basit bir devre. Bu kadar yani. Bu bayağı gider ya böyle. O zaman size şeyi göstereyim. Aa, çok kısa video oldu lan. Uçan Yusuf. He? Neresini anlatacaktık ya? Uçan Yusuf. Uçan Yusuf. Lan masum döndü, dur. Evet, Uçan Yusuf'la beraber gereken malzemeler odasındayız. Evet, bize gereken malzemeler çok az aslında. Redstone, redstone repeater, sticky piston, lever ya da buton. Bir de en önemlisi melon seed. Evet, melon seed olmadan melon seed çiftliği yapamazsın. Melon çiftliği yapamazsınız. Değil mi Uçan Yusuf? Onu söylemişsin ha. Yapamazsınız. Zaten şeylerden, chestlerden de bunlar çıktı. Benim bir işim yok bunda. Hı-hı, biliriz. Aslında yani bu devre tamamen bir üşengeçlik eseri olduğu için şuraya bomb yield ekleyebiliriz. Ha evet, mantıklı. Yani. Esrik boşver, üşenir. Büyük üşenir Uçan Yusuf.
Evet, bu devremiz de bu kadardı. Dünyanın en kolay devresi. Yusuf aç kapıyı. Hayır, bunu açma. Helikoptere mi gidiyoruz? Ben gidiyorum, geri gideceğim ben. Tamam, ben helikoptere bineceğim Yusuf. Peki. Hansi pilot, hızlar geçiyor. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz patron. Yemeğinizi.